Çok değerli başkanım, değerli basın mensubu arkadaşlarım ve sevgili partililerimiz, bugün burada hep birlikte olduğunuz için ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Merkezi'nin 81 ilde eş olarak, zamanlı olarak yapacağı basın açıklaması için sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. İzninizle ben bu basın açıklamasını sizlere okumak istiyorum. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü basın açıklaması. Bundan tam 59 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı özgürlük ve hak mücadelesi veren Mirabel Kız Kardeşler, yönetimin askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra katledildiler. 1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edildi. Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019 yılının ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. Yani devlet kadını koruyamadı. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir. Biliyoruz ki onlar eşit değilsiniz dedikçe kız kardeşlerimiz öldürülüyor. Onlar eşit değilsiniz dedikçe kazanımlarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Onlar eşit değilsiniz dedikçe emeğimiz yağmalanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi önümüzdeki günlerde yasalaşması konuşulan yargı paketine göre nafaka hakkımız kısıtlanmak isteniyor. Amaç kadının erkeğe bağımlı yaşaması, şiddetin her türlüsüne ses çıkaramaz hale gelmesi. Biz eşitiz, varız. Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugün de biz daha çok bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mirabel kardeşlerden günümüze şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan, kahkahası yasaklanan, emeği değersizleştirilen, kısacası şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar için mücadele ediyoruz, edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin son bulması için 6.284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasını, İHAL indirimlerine son verilmesini, sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik destek, tıbbi destek ile yasal yardımın yapılmasını, kadın istihdamını artırmak için güvenceli istihdam olanakları yaratılmasını, kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmesini, kadın erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliğinin giderilmesini, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz. Evde, sokakta, toplumsal yaşamda bizleri yok saymak için her gün yeni bir saldırıyla karşımıza çıkaranlar umutlanmasın. Kadınlar dün haklarını almak için nasıl meydanları boş bırakmadılarsa bugün de meydanlarda olacak. Biz eşitsizliğin fıtratındandır diyenlere, sokaklarda yürümemizi ve kahkaha atmamızı iffetsizlik sayanlara, uğradığımız taciz ve tecavüzü etek boyumuzla ölçmek isteyenlere, cinsel yönelimlerimize ve kimliğimize göre ölümü reva görenlere, tecavüzde rıza arayanlara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar için yaşamsal olan 6.284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak için her yolu deneyenler karşılarında dayanışmamızın gücünü bulacaklardır. Biliyoruz ki yolumuz uzun ama inanıyoruz ki mücadeleyi büyüttükçe yarınlarımız daha özgür olacak. Ve bugün 2019'un Türkiye'sinde bütün değerleriyle yağmalanmış bu memlekette intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. Ölmek istemiyorum. Gücümüzü Bolivya'dan, Şili'den, Beyrut'tan ve Türkiye'nin 81 ilinden alarak haykırıyoruz. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız.
Biz kadınlar içine tıkılmaya çalışılan kalıplara sığmayacağız. Bize biçtiğiniz roller için değil, hak ettiğimiz yaşam için var olmaya devam edeceğiz. Şiddete karşı duruşumuz yetecek bu şiddet kültürünü değiştirmeye ve yok etmeye.